Luminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Son olarak bugünkü davayla ilgili söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bu dava biraz eski olduğu için özellikle bahsedeceğimiz ana karakterle ilgili tek bir tane görsel var. Şimdiden bilginiz olsun, bazen az görsel koyduğum zaman soruyorsunuz. Maalesef bazı davalarda yeterli görsel olmuyor çünkü. Bu davada maalesef onlardan bir tanesi. Ama çok ilginizi çekeceğine eminim. Evet, sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Yasuko Watanabe'den bahsedeceğiz. Yasuko 7 Haziran 1957'de ailesinin en büyük kızı olarak Japonya'da dünyaya geliyor. Babası Tatsuo, Tokyo Electric Power Company'de üst düzey bir yönetici olarak çalışıyor. Çok başarılı bir adam. Çok iyi tanıdıkları var ve gerçekten varlıklı bir hayat sürüyorlar. Yasuko üniversite yıllarına geldiği zaman maalesef ki kanser yüzünden babasını kaybediyor. Ama babasını gerçekten çok seviyormuş ve daha sonrasında da onun izinden gidiyor aslında. İyi bir eğitim aldıktan sonra daha öncesinde babasının çalıştığı şirkete girmeyi başarıyor. Ve buraya girdikten sonra gerçekten şirkette fark yaratan bir kadın haline geliyor. Normalde başta araştırma ve planlama departmanında işe başlamış ama daha sonrasında hem yapmış olduğu işler hem de yazmış olduğu bazı can alıcı makaleler sayesinde bu iş yerine 1993 yılına gelindiğinde ekonomik araştırma genel müdür yardımcılığına yükselmiş. İlk kez şirkette bir kadın böyle bir pozisyona yükselebilmiş. Gerçekten çalıştığı yer onu çok takdir ediyor, çok destekliyor ve Yasuko da bunun hakkını veriyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor iş yeri için. Daha öncesinde babasının hayattayken yapmış olduğu ama sonrasında yarım kalan araştırmalara devam ediyor. Bu araştırmalarla şirkete çok büyük faydalar sağlayabiliyor. O yüzden aslında çok değerli bir eleman. Her şey çok güzel görünüyor çünkü çok da iyi bir maaş alıyor. O zamanlar için yıllık 100 bin dolara yakın bir maaş alıyormuş. Baktığınız zaman takdir görüyor, saygın bir işi var, iyi bir maaşı var. Ama bu tabii ki çok da kolay bir şey değil. Çok büyük stres altında. İşini iyi yapabilmek onun için çok önemli. Ve bu yüzden de Yasuko sürekli kendini stres altında hissediyor. Bir noktada bunu bir şekilde atlatması gerektiğini düşünüyor. Yani bir şekilde kafasını dağıtması gerekiyor işten sonra. Ama bunu nasıl yapabileceğini bilemiyor. 28 yaşındayken anoreksiya yüzünden hastaneye kaldırılıyor. Bu da yine yaşamış olduğu hem sosyal sıkıntılar hem de bu iş yeri stresi yüzünden aslında kendisi tetiklenmiş başta. Bu hastaneye yatış aslında Yasuko'nun hayatını birazcık değiştiriyor. Hayatını direkt değiştirmesi gerektiğini fark ediyor çünkü ama bunu biraz farklı yollarla yapıyor. Yasuko bu stresini atmak için ikinci bir hayat yaşamaya karar veriyor ve bunun için de gece hayatını seçiyor. Gündüzleri işlerinde saygın bir şekilde çalışırken geceleri giyinip kuşanıp mekan hostesliği yapmaya başlıyor. Ve bir noktadan sonra bu da yeterli gelmiyor Yasuko'ya. İşten sonra özellikle o dönemler çok meşhur olan Maruyama sokaklarına gidiyor. Ve burada kendisine o akşam için bir erkek bulmaya çalışıyor. Daha doğrusu bir müşteri arıyor kendisine. Hatta bu işi daha kolaylaştırmak için kendisine orada çok kötü görünümlü bir daire tutuyor. Ve tanıştığı adamları buraya götürerek onlarla bir beraberlik yaşıyor. Daha sonrasında bunun karşılığında ücret alıyor. Ve sonrasında bu kişilerin hepsini bir günlüğe not ediyor. Yani o gün kiminle beraber olduysa onunla ilgili elde edebildiği tüm bilgileri, o günün tarihini, aldığı ücrete kadar o günlüğüne yazmaya başlıyor. 8 Mart 1997 akşamı yine bugünlerden bir tanesi. Yasuko saat 7 gibi bir adamla görünüyor. Beraber bir otele giriyorlar. Saat 10 civarlarında da ikisi birlikte buradan ayrılıyorlar. Bu adamdan çok kısa bir süre sonra 30'lu yaşlarında başka bir adamla görünüyor. Saat 11.30 civarlarındaysa Asyalı bir adamla bir daireye girdiği görünüyor. Bu noktadan sonra o bölgede oturan komşulardan bir tanesi gece boyunca sesler duyduğunu ama sonrasında birdenbire bu seslerin kesildiğini söylemiş.
Ama tam olarak bu seslerle ilgili bir detay bulamadım. Yani bir bağırma mı yoksa farklı tarzda bir ses mi? Buna dair bir detay yoktu maalesef. Bu gidilen daire bir restoranın üst katı ve çevresinde çok fazla daire var. Ve bu bölgede oturanların çoğu Nepal'den oraya çalışmak için gelen kişiler. Ve çoğunun izni yok ya da izin süreleri geçmiş. Bu yüzden çok da güvenli bir yer değil zaten. Ayrıca bu dairenin alt katında olan restoranın sahibi, dairenin de sahibi orayı Yasuko'ya kiraya vermiş. 18 Mart gününde bu restoran ve dairenin sahibi olan adam yukarı çıkıyor. Bu anladığım kadarıyla kokudan kaynaklı olmuş. Ve evine giriş yaptığı zaman orada maalesef ki Yasuko'yu çok kötü bir halde, hayatını kaybetmiş bir şekilde buluyor. Bunun üzerine hemen polis ekiplerine haber veriyor ve polislerin olay yerine geldiğini fark eden bölgedeki çoğu kişi oradan kaçıyor. Bunun sebebi dediğim gibi orada çoğunlukla Nepalli kişiler bulunuyor ve çalışma izinleri dolmuş kişiler. Bu yüzden polislerin onlar için geldiğini düşünüyorlar. O yüzden siren sesini duyan neredeyse herkes bölgeyi terk ediyor. Polisler Yasuko'nun bedenini bulduktan sonra, onun artık hayatını kaybettiğini sisteme geçtikten sonra onun günlüğünü de buluyorlar. Ve bu günlüğü okumaya başladıkça Yasuko'nun en son kimlerle görüştüğünü öğrenebiliyorlar. Bu sayede o gece kaçan Nepalilerden bir tanesi dikkatlerini çekiyor. Bu kişinin adı Govinda Mainali. Govinda aslında evli, iki kızı var. 1994 yılında Nepal'den Japonya'ya çalışmak için gelmiş. Çünkü Nepal'de aldığı maaş gerçekten çok düşükmüş. Aylık yaklaşık 50 dolar gibi bir ücret kazanıyormuş. Ama Japonya'da hem iş yerinde kendisine yemek verildiği için yemeğe ekstra bir ücret harcamıyormuş. Hatta çalıştığı günler artırdığı yemekleri eve getirip izinli günlerinde de onu yiyormuş ekstra para harcamamak için. Ve diğer masrafların düştüğü zaman eline 200 dolar gibi bir para kalıyormuş. Ve bunu hem ailesine gönderip onun geçimini sağlayıp hem de kendisi geçinebiliyormuş. Yani Nepal'de yaşadığından çok daha iyi şartlarda yaşatabiliyor ailesini. Govinda burada 4 Nepalli erkekle aynı evde kalıyor. Hatta daha doğrusu aynı odayı kiralamışlar. Odada kalıyorlar. İş yerinde çok iyi bir çalışan olarak görünüyor. İşine çok sahip çıkarmış. Hiç aksatmazmış. Ve Govinda Japon kadınları tarafından da beğeniliyormuş. Söylenene göre kendisi birkaç kere evlenme teklifi bile almış kadınlardan. 1997'nin Şubat sonu Mart başı gibi Govinda'nın Yasuko ile buluştuğunu tespit ediyor polis ekipleri. Çünkü bunu Yasuko'nun günlüğünde görüyorlar. Bu yüzden Govinda'nın üzerine yoğunlaşmaya başlıyorlar. Çünkü aslında günlükteki en son kişi de Govinda. Ama bölgedeki tüm göçmenler kaçtığı için tam olarak nerede olduğunu bulamıyorlar onu. Ve bununla beraber medyaya servis ediyorlar Govinda'nın bilgilerini. Govinda bunları gördüğü zaman kendi rızasıyla polis ekiplerinin yanına gidiyor ve beni arıyormuşsunuz, bu olayla ilgili nasıl yardımcı olabilirim gibi destek olmak amaçlı gidiyor. Daha sonrasında Yasuko'nun hayatını kaybettiğini ve en son görüştüğü kişinin günlüğe göre de o olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine Govinda en başında Yasuko'yu tanıdığını inkar ediyor. Ama daha sonrasında onunla 3 kere birliktelik yaşadığını kabul ediyor. En son görüşmeleri ise Yasuko'nun tahmini hayatını kaybetme sürecinden bir hafta kadar önce olmuş. Bu Govinda'nın söylemi. Başlangıçta polis ekipleri onu hem konuşturabilmek hem de hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için göçmen yasasının ihlali sebebiyle onu tutukluyorlar ve kendisi yargılama sürecine giriyor. 1 ila 3 yıl arasında ceza isteniyor Govinda ile ilgili. Govinda zaten bu göçmen yasası ile ilgili tutukluk sürecindeyken, yani yargılanacakken, bu sefer Yasuko ile ilgili dava açılıyor kendisine ve onunla ilgili de artık yargılanması başlayacak. Burada kendisine yapılan 2 suçlama var. Yasuko'nun hayatına son verme artı hırsızlık. Bu hırsızlığın sebebi de Yasuko bir önceki müşterisinden, yani o gece görüştüğü son kişiden 400 dolarlık bir ücret almış. Ve bu ücret cüzdanında yok. Yasuko'nun cüzdanına baktıkları zaman sadece birkaç madeni para görüyorlar. Bu yüzden Govinda'nın Yasuko'nun parasını da çaldığını düşünüyorlar. Govinda'yı tabii ki tutuklamaları ve yargılamalarının tek sebebi günlükteki yazı ve bu paranın ortadan kaybolması değil. Olay yerinde Govinda ile ilgili bulunan bazı şeyler var. Yasuko'nun bulunduğu evde tuvalet kısmında bir prezervatif buluyorlar ve bu Govinda'ya ait çıkıyor DNA testleri sonucunda. Daha sonrasında Yasuko'nun bedeni üzerinde kasık kılları buluyorlar
birden fazla kıl var. Bunlardan sadece bir tanesi Govinda'ya ait çıkıyor. Diğerlerinin kime veya kimlere ait olduğunu bulamıyorlar. Sistemlerde kayıtlı bir DNA değil. 2000 yılında Govinda'nın Yusuko ile ilgili mahkemesi başlıyor ve burada bir tanık çıkıyor. Bu tanığın söylediğine göre Govinda'nın birisine bir miktar borcu varmış ve uzun süredir ödeyemiyormuş. Ama Yusuko hayatını kaybettiği zamanlarda birdenbire bu borcunu ödemiş. Bu yüzden Govinda gerçekten Yasuko'nun parasını çalmış ve bununla borcunu ödemiş olabilir, bu olayla ilgisi olabilir anlamında bir tanıklık yapıyor bu kişi. Ama olayda tutarsız olan bazı noktalar var. Mesela Govinda'nın iş yeri aslında Yasuko'nun bedeninin bulunduğu yere oldukça uzak. Ve Govinda o gün işten saat 10'da çıkmış. Zaten 10'dan önce hiçbir zaman çıkamazmış. İş yerinin kapanış süresi bu. Ve Yasuko en son saat 11.30'da o daireye bir adamla girmişti. Yani o noktada Govinda'nın oraya gidebilmesi o saat aralığında çok mümkün değilmiş. Ayrıca Govinda'nın kendi rızasıyla gelip polise ifade vermesi en başta olumlu bir şey olarak görünüyor. Ve son olarak da Govinda'nın bakıldığı zaman Yasuko'nun bedeni bulunmadan önce, yani hayatını kaybetmesi ve bedeninin bulunması arasında yaklaşık 10 günlük bir süreç var. Ve bu süreçte Govinda eğer isterse kaçabilirdi ama böyle bir şey yapmadı. O yüzden belki de suçsuz olabilir diye muallağa düşürüyor bu davayı. Bu yüzden Govinda'yı suçlamaya yetecek kadar delil olmadığına karar veriliyor. Ve Nisan 2000'de suçlamalar düşürülüyor. Normalde vizesi de geçtiği için serbest bırakılıp sınır dışı edilmesi gerekecekti. Ama bu davaların düşürülmesinin hemen ardından savcılık temyize başvuruyor. Ve bu temyiz süreci sonrasında Govinda yeniden aynı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Yeniden yargılanmaya başlıyor. Temyiz sürecinin sonuçlanması ve mahkemeye gideceği kısma kadar da hapiste kalmasına karar veriliyor. Yani o arada ülkesine geri dönemiyor. Bu ikinci yargılamada aslında neredeyse tüm deliller aynı olmasına rağmen, hiçbir şey eklenmemiş olmasına rağmen Govinda bu sefer suçlu bulunuyor. Govinda'nın ekibi ne kadar temyize başvurmaya çalışsalar da reddediliyor ve bununla ilgili bu adam ömür boyu hapis cezası alıyor. 2005 yılına geldiğimiz zaman Govinda yaklaşık 7 yıldır hapiste. Ama onun masum olduğuna inanan büyük bir kitle var. Kendisini destekleyen avukatlar, hukukçular var. Ve bu kişiler toplanıp kendilerince bazı delilleri elde etmeye çalışıp yeniden yargılama talebinde bulunuyorlar. Bu talepteki en büyük istekleri daha öncesinde bulunan delillerin tekrar incelenmesi. Yani mesela kasık kılı bulunmuştu hatırlarsanız. Sadece birinin Govinda'ya ait olduğu çıkmıştı. Diğer kılların da tekrar araştırılması, olay yeriyle ilgili diğer şeylerin de tekrar araştırılmasını istiyorlar. Ve bu sayede daha öncesinde açıklanmamış olan birçok şey ortaya çıkıyor. Öncelikle bu süreçte oldukça uzun sürmüş, yeniden delillerin incelenmesi yıllar almış ama sonrasında şu veriler ortaya çıkıyor. Yasuko hayatını kaybettiği zaman üzerinde tükürük izleri ve diğer erkeklere ait vücut sıvıları bulunuyor. Ve bunların hiçbirisi Govinda ile eşleşmiyor. Tamamen farklı birine ait. Ve bulunan tükürükle vücut sıvısı, diğer sahibi bulunamayan kasık kıllarının hepsi tek bir kişiye ait çıkıyor. Yani eğer Yasuko en son kiminle beraber olduysa bedeninde onun DNA'larının olması gerekiyor. Ve hepsi tek bir kişiyi gösteriyor. Govinda'ya ait sadece tek bir kıl var. Ve Govinda zaten yaklaşık bir hafta kadar öncesinde Yasuko ile birlikte olduğunu itiraf etmiş durumda. Ayrıca Govinda'nın kan grubu 0 grubundaymış. Ve bu diğer tüm delillerin ait olduğu kişi B grubundaymış. Kan grubu olarak. Yani bakıldığı zaman bunların aslında çoğu önceden tespit edilmiş. Ama herhangi birini resmen suçlayıp içeri koymak için bunların biraz üzeri örtülmüş. Yani sadece kan grubundan bile Yasuko'nun üzerinde bulunan DNA'ların Govinda ile eşleşme ihtimalinin olmadığı çok net. Her ne kadar bu diğer DNA kime ait diye incelemeye çalışsalar da maalesef bulamıyorlar. Herhangi bir şekilde bu kişi sistemlere kayıtlı değilmiş. Ama tabii ki bu yeni gelişmeler sonucunda artık Govinda'nın bununla ilgili yargılanamayacağı, ceza çekmesinin doğru olmadığı anlaşılıyor. Ve 15 yıl hapis yattıktan sonra Govinda Haziran 2012'de serbest bırakılıyor. Hayatından 15 yıl gittikten sonra. Serbest kaldıktan sonra direkt Nepal'e dönüyor. Ki zaten kalmak istese de kalamayacaktı. Çünkü vizesi vesaire olmadığı için direkt sınır dışı edilecekti. Ama Nepal'e döndüğü zaman bazı şeyler bıraktığı gibi değil. Çocuklarının büyüyüşünü göremedi. Eşiyle zaman geçiremedi.
Babasını kaybetti hapishanedeyken. Yani son kez olsun babasını göremedi. Ülkesinde yıllarca kötü biri olarak anıldı. Yani bakıldığı zaman yaşadığı şeyler çok ağır aslında onun da. Bununla alakalı tabii ki Japonya hükümeti bir tazminat ödüyor Govinda'ya. 68 bin dolarlık bir tazminat ödemişler. Tabii ki bu para Govinda'nın da kendi söylemiyle hayatını biraz olsun yoluna koymasına yardımcı olabilecek bir şey. Ama kaybettiği zamanı, kaybettiği yılları geri almasını sağlayacak bir şey değil. Ayrıca serbest kaldıktan sonra şunları söylemiş. Masum olmama rağmen 15 yıl boyunca hapiste kaldım. Eğer bu DNA analizleri yapılmasaydı hala hapiste olacaktım ve muhtemelen hapiste ölecektim. Polisler beni kendi kendilerine suçlu ilan ettiler. Beni ifadeleri imzalamaya zorladılar, üzerimi yırttılar, ayaklarıma bastılar. Hatta savcı içtiği tütün ateşiyle kolumu yaktı. Gardiyanlar beni her gördüklerinde yüzüme tükürüyorlardı ve bana sen bir Japon kadının parasını çaldın, hayatını çaldın. Sen ona CS'de bulundun. Sen iğrenç bir adamsın dediler. Bu sözler canımı dövülmekten daha çok yaktı. Bu yaşadıklarımı hala unutamıyorum. Hayatımın en güzel 15 yılını kaybettim ve bunu bana yapanları da asla unutmayacağım diyor. Evet, olayla ilgili size anlatacağım tüm bilgiler bu kadardı. Benim düşüncelerime gelmeyi çok isterim ama açıkçası kafamı çok karıştıran bir dava oldu bu. Umarım kimin olduğu bulunur. Çünkü artık çoğu şey değişti bakılırsa. Sistemler, işte DNA analiz sistemleri vesaire çok daha iyi durumda. Bu yüzden belki yeniden bu dava üzerine çalışılırsa kimin suçlu olduğu belki de bulunabilir. Ve çözülmesini aşırı istediğim bir dava. Yasuko da bu stresini, hayatının kötüye gidişini farklı yollarla çözmeye çalışmış. Belki yanlış yollar bunlar. Ama yaşadığı şeyler gerçekten çok korkunç. Bunların hiçbirini hak etmedi. Aynı zamanda belki Govinda ile ilgili eşini aldatmış olacağı için de hak etti gözüyle bakacak olanlar olabilir. Ama şunu belirteyim, eşi her zaman Govinda'nın yanında olmuş. Hiçbir şekilde ayrılık vesaire söz konusu değil. Mahkemelerde de gelebildiği kadar gelip eşine destek olmaya çalışmış. Ailesi her zaman zaten Govinda'ya inanmış. Ve sonucu ne olursa olsun bence hiç kimse suçsuz olduğu bir şey yüzünden 15 yıl hapis cezası almayı hak etmiyor. Yaşadığı çok büyük bir kayıp var onun da. 15 yıl boyunca ailesinden, çocuklarından uzak kaldığı, babasını son kez göremediği, gerçekten onun yaşadığı şeyler de çok korkunç. Hele anlattığı muameleleri hapishanede gördüyse gerçekten çok üzücü. Onun adına da çok üzüldüm. Bu davada iki kurban var diyebiliriz aslında bu sebeple. Siz de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.